Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber çok merak ettiğiniz bir ürünü inceleyeceğiz TA ile birlikte. Oğlum ben bunu inceledim zaten, baksana. Abi. Tertemiz. Zaten şaka yaptım. Sen ürünü ver. Aha da ürün. Aynen. Bu şimdi ne lan bu? Abi şimdi bak, bunun üzerinde bir Android sembolü var, görüyorsun. Gördüm şurada hocam, tanıdık geldi. Bu duruyor burada. Ne işe yarıyor olabilir? Şurada bir HDMI var. Televizyon takılıyor olabilir HDMI varsa. Yani. Taktın şey mi? Tablet mi yapıyor televizyonu? Yani televizyonu şey aynen abi. Televizyon tablet yapıyor, telefon yapıyor. Yani Android akıllı bir televizyonu dönüştürüyor. Şimdi senin bak, televizyonu. Ezeceğim şimdi bak, telefon nasıl yapsın oğlum? SIM kart girişi mi var diye ezdim. Ezemezsin çünkü USB'den 3G bu şeyler var ya, bunlar bunlar. Onları destekliyor. Ondan takarsan telefon olarak da kullanırsın. Oo çok ayrıntı. Yani tablet yapıyor yani. Monitör olarak televizyonu kullanıyor. Aynen öyle. Tamam. O zaman biz bunu monitöre takıp inceleyelim. Bunu monitöre takıp inceleyelim de şimdi önce birkaç tane özelliğini söyleyeyim. Modelini, markasını söyleyelim. Şimdi bunun çok fazla şeyi var. Muadili mi diyelim artık, ne diyelim, marka modeli çeşidi var. Bu MK8093 modeli. Hani bunu Türk bir firma olan Dark firması da üzerine Dark yazıp aynısını satıyor ama Türkiye'de 3 modeli yok, 2 modeli var bunun. He. Öyle diyeyim. Daha 809 2 var yani. 3 aynen, tamam. Ben aradım hani var mı, gelecek mi vesaire için. Ha, 1,5 saat beklettiler. 1,5 saat telefonla bekledim. Açmadılar telefonu. Duy bunları. Ben onları müşteri gibi aradım aslında. Hani demek ki bir müşteri olsam ve bir şikayetim olsa da açmıyorlar telefonu. Bir de ilk sıradasınız dedi. Ben yaklaşık 25 dakika telefonda bekledim. Aradığımda da saat öğleden sonra 2'ydi. Yani mesai saati içindeydi. Evet, buradan da Dark'a lafı selam çakalım. Söyledikten sonra şimdi bunun içinde Dark da bunu satıyor diyorsun yani. Dark bunu satmıyor. Dark bunun iki modelini satıyor. Yok yok, hani aynı cihazın tip aynı, her şey aynı. Tamam yani. Tamam. Üzerinde Dark logosu var yani sadece. Yani sonuçta İtalya'dan firma Dark. Ve bunun şey, daha düşük modeli. Tamam. Var. Şimdi bu aletin içinde senin çok sevdiğin bir şey var abi. Ne o lan, oyun mu? Oyun abi, oyun zaten var tabii ki de Cortex A9 var. Ama bunu evet ama emanet işte. Emanet. Kanın ısındı değil mi senin? Kanım ısındı Cortex A9'u. Ama bunu parçalatmam çünkü bunu bir izleyicimiz gönderdi bize incelememiz için. Hani bunu kim çok o? Merak eden Uğur Bey gönderdi. Sağ olsun. Şehir dışından bize bunu kargoyla yolladı. Dedi size kalsın istediğiniz kadar, inceleyin en cına cıncığına kadar dedi. Millet de faydalansın dedi. Teşekkür ederiz o zaman Uğur Bey'e. Aynen. Bunun içinde Wi-Fi var abi. Televizyonu takıyorsun, direkt internete girebiliyorsun. Hani öyle ekstra bir kablo takayım vesaire yapayım yok. Ya aslında bir Android tablette yapabildiğin her şeyi bunda da yapabiliyorsun ya. Öyle söyleyeyim sana. Güzel. Güzel. Yani nesi güzel bunun? Mesela şimdi senin televizyonda film izlemeyi çok seviyorsun. 1 TB'lık bir hard diskin var ve içi film dolu. Bunun USB'sinden direkt takıp filmleri televizyonda cayır cayır izleyebiliyorsun. Yani bence ki güzel. Şöyle bir şey de var. Torrent uygulamaları kurulabiliyor Android'e. Evet. Filmini direkt oraya. Yani. Tabii onlar hep illegal. Onlar hep illegal. Yani biz yapmıyoruz da yapan aynen varsa bunu da yapabiliyor. Aynen, bunları da yapabilirsiniz. Topu da size atalım. O zaman şey yapalım ya, bunu takalım bir yere deneyelim. Takalım. Bir yere değil, televizyona takacağız. Yani işte yani takalım bir yere derken televizyona takacağız tabii. Bir yere sokacak halimiz yok. Tamamdır. Hadi geçelim hadi oraya. Hadi bakalım. Abi nerede kalmıştık? Şimdi bunu televizyonumuza bağladık. He. Bizde böyle bir tane arçelik televizyon var. Biraz eski bir şey. Olsun. İş yani gibi. Şu an çok iş görecek gibi duruyor. Evet, şu an akıllı TV oldu bu. Bildiğin akıllı TV. Hem de Android. Televizyonun çözünürlüğü Android'e sahip bir akıllı televizyona dönüştü. Televizyonun çözünürlüğünü aldı değil mi? 1080 mi? Televizyonun çözünürlüğünü aldı. Bak şu an elimde kablosuz klavye mouse var. Onları kullanarak yönetiyorum. Hatta belki şu. Onu da USB'den mi bağladık oraya? Şöyle gösterdim arkadaşlar. USB hub taktık değil mi? Aynen, USB hub taktık. Dur oralara geleceğiz. Ben sana şimdi şu sorduğun için ekran çözünürlüğü muhabbetini göstereyim. Screen scale değildi. Yani bu bazen şey oluyor. İlk taktığımızda şu köşeler çıkmıyordu saat maat. He. Tamam, onları şey yaptık. Tamam. Sol tıkla mouse'u normal giriyor bir kere tıklayınca, sağ tıkla geriye dönüyor. Şu geri tuşu sağ tık. Ya mantıklı. Buradan bir yerden bakmıştım ben ona ya. Şu ekran mıydı? Kesin screen'den biri de. Output interface olabilir, bu da değil. HDMI mod. Ha, aynen. Aynen. 1920x1080. Ve 60 FPS mi oluyor? Yok. 60 Hz muhabbeti. Hz muhabbeti. Doğru. Lan sanki video çeker gibi oldu. Neyse burada abi yani Full HD bir görüntümüz var şu an. Full HD bir Android. Yani güzel oldu. Televizyon bir b**** yaradı o zaman. Yani. Biz hani deneme yapmak için 1 TB'lık buna bir USB 3.0 hard disk bağladık. 1 TB'ı? Cayır cayır okudu içindeki her şeyi. Filmleri falan da okudu. Hatta güzel bir medya player'ınız varsa mesela MX player veya BS player alt yazıları da okuyor. Biz SD de kart var, takılıyor bunun arkadan. Mini SD takabiliyorsun. Micro SD miydi? Mini SD miydi? O küçük olan. telefon takılanlardan tamam. Aynen. Onlardan takabiliyorsun. İyi. Şimdi 1 TB destekliyorsa
Taş bu ya. Eğer böyle bilgisayarda Photoshop kullanıyorum ya da böyle bilgisayara özel programlar kullanmıyorum dersen günlük bütün bilgisayar işlerini bunu da halledebilirsin televizyonda. Ya sadece internet işte YouTube'dan video izliyorsun. Sen YouTube uygulaması da var Android'de cayır cayır. Bence temiz. Aynen. Hatta hani film de izleyebiliyorsun. Böyle TV bu WhatsApp gibi bir şeyin yoksa canlı TV izle. Hani biz tanıtmıştık. Mobil TV izle. Aynen yüklemiş sağ olsun. Onları da kurup televizyonda oradan izleyebilirsin. Onun dışında bu 1TB hard diski taktık biz buna bak. Burada USB olarak gördü. Ooo SATA'da yazıyor. SATA falan da mı bağlıyor acaba? O kadar kıllı şeylerini ben bilmiyorum. Bana USB yani yazıyorsa bağlanıyordur ama yani. Açtık abi USB'mizi. Bu 1TB mı var şu an? 1TB Samsung USB 3.0 2.5 inç bir şey takılı buna. Ne o? Şimdi bak ben mesela buna bir dizi attım abi. Ütopya. Bölüm 1. Buradan açayım. Biz de yani bunun içine yüklemedik biz. Arkadaşım yani ekstra bir şey yüklemedim dedik. BS Player vesaire kurarsanız altyazıları da okuyor. Bunda da okuyor ama bunda şey problemi. Türkçe karakter mi? Türkçe aynen. Türkçe karakter problemi var. Şöyle açalım. Yani BS Player'ı... Ooo can gibi lan. Görüntü 720p bu. 1080p. 1080 değil lan. Şu an bayağı iyi geldi. Bak gördüğün gibi. Ya aynen. Türkçe karakterlerde. BS Player'ı kurarsanız. Ben BS Player'ı falan kullanıyorum telefonda. Cayır cayır Türkçe karakter kullanıyor. Aynen. Bu arada bu dizi de mükemmel, izlemenlere tavsiye ederim. Ne? Ütopya. Ütopya mı? Zaten 6-7 bölümlük bir şeydi. O kadar mı? Ha aynen. Neyse sık bakalım şeye. Evet. Ütopya'nın da reklamını yaptık, hadi yine iyiler. Ha bak şu alttaki şeyi de rahatsız edebilir. Aplı sahne açtı yalnız çocuklara bak. Aplanıyorlar. Şu alttaki şey seni rahatsız ediyorsa buradaki oka tıklayıp onu kapatabiliyorsun. Ha. Hani yukarıya doğru sürüklersen de... Yani. Bastırıp sürüklersen de çıkıyor. Aynen, çıkıyor. Neyse sağ tıkla geriye gelelim tekrar. USB'deki her şeyi görebiliyordu daha. Tamam. MKV film açtı. Onun dışında neyden bahsedelim? Fiyat. Tabii. Yani aynen şey, fiyat. Hani böyle şeylerde. Bu şimdi abi bunu alan arkadaş yurt dışında bir internet sitesinden almış. Bir sürü yerde bulabiliyorsun. MK8093 yazdığın zaman. MK8093 modeli. Ha 3. Aynen 809 böyle bu rakam modeli 3 yazmışlar. Bu kaç para? $50 civarında bir şey. Hani ucuz mu? Aynen ucuz. Hani o civarlarda bulabiliyorsunuz indirim kıstırırsanız. Türkiye'de mesela birisi... Türkiye'de bu yok abi. Bu cihazı Türkiye'de bulamıyorsun. Ben araştırdım bayağı internetten. Türkiye'de satan yok bunu. Bunun belki de sahibinden falan düşer. Bunun iki modeli var. O iki modeli de kaç para? 140 lira civarında bir şey. Yine bu Dark dediğimiz film var. İki modeli. Aynen. Düşük olanı yani. Modeli. Tamam bu 3. Bu 1 GB RAM'lisi bunun. 1 GB RAM'lisi 140 lira, 3 GB'lisi 100 lira yani internetten yani, ama yani. İnternetten tabii. Yurt dışından almanız lazım. Yani şimdi yoksa adam vergi koymasa da alır 100 liraya satar da. O muhabbetleri hani yok bize kazıklar falan da düşünmeyin. Alıyorlar, bu adam alıyor ithal ediyor sonra... Ya bu adam burada bir firma kurmuş hani. Yani vergisi var şeyi var üstüne kar koyacak vergiyi kurtaracak ondan sonra satacak. O hani sizin laf sokup duruyorsun ya burada niye pahalı yarı fiyatına falan bize kazıklar muhabbeti yok yani öyle bir şey. Şey güzelliği var bir de burada hani. Gerçi onları yurt dışından da getirebiliyorsan paket halinde satılıyor. Böyle bunların klavyesi var küçücük. Cep telefonundan biraz büyük. Onun üzerinde touch pad'i vesaire her şeyi var. Direkt oradan. Hazır geliyor yani bizim gibi. Aynen. Ekstra uğraşmıyor. Böyle, hani şu kalabalığı takmanıza gerek yok. Şöyle. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Onu takmanıza gerek yok. Hani onlar da paket halinde 190 liraya falan alabiliyorsunuz. İyi. Böyle. Ya güzel bir cihaz. Hani televizyonunuz böyle eskiyse akıllı değilse. Ulan ne ara vardı. Eski oluş televizyonlarda o da ayrı konu he. Teknoloji hemen gelişiyor bak. Ağzımız 3D miridi olmayınca artık eski oluyor televizyonlar. Ağzımız açık bakıyorduk. Full HD televizyon aslında bir şey de yok yani. Akar yok akar yok de işte. Yok abi ya 4K'lar var şimdi. İşte öyle çıktıkça bizim k***miz kalkıyor. Aynen. Ama Japonlar Dünya Kupası'nı 8K düşünmüşler de. 8K mı? Aynen bilmiyorum ama 8K yayını test etmişler. Biliyorum. Lan benim eve fiber internet bağlamıyorlar daha. Kutu yok mahallenin önünde. Bu neyse. Şeyi soracağım ya. Bu Dead Trigger mesela görüyor musun? Klavye mouse oynayabiliyor musun mesela? Dead Trigger'ı var. Açayım. Hani açalım bir görsünler ya. Ki bunu hani... Oo, cam gibi görüntü ya. Ya normal bir tablet gibi görüntü veriyor yani şu an. Normal bu oyun Facebook'ta da falan da oynanabiliyor. Facebook'a kadar kaliteli değil görüntüsü. Bunu şey Uğur Bey'le konuştuk işte gönderen arkadaşla telefonda. Buna Xbox joystick'i bağlayan varmış. O da denemiş, bağlayamamış da hani bağlayan var. Bağlanma yöntemi var bir şey. Vardır ya, rootlar, mutlarlar bir şeyler yaparlar. Bağlar, kurarlar, bağlarlar aslında. Hani şu oyunu böyle joystick'le oynamak bayağı akıcı olur yani. Grafikleri böyle üst düzey yani bence fena değil. Ya işte. Neyse bu main quest'e bir girelim bakalım. Girelim mi en azından oyunun işte görüntüyü görsünler de. Bir şey deneyeceğim. Şu ayarlarda bir şey var mı? Klavye, mouse ayarı falan filan var Kontrol mı? Kontrol en üstteki. O static mouse pad
Vallahi bunlar şu şey herhalde yani buradan parmağınla mı oynayacağım şeyde falan mı? Tilt mi muhabbet. Customized gamepad diye bir muhabbet var. Saklasalar mı iyice ufacık yere? Şimdi fire tuşu. Mouse olsun. Ayarlanmıyor o zaten. Klavye de ver bir tane. Bakalım. Space diyelim. Olmadı. Ayarlanmıyor mu? Olmuyor herhalde ya. Klavye desteklemiyor. Vallahi kesin destekliyorduk da. Ya mouse'da şeyde destekliyor. Herhalde bir gamepad falan takınca mı aktif olacak bu? Belki öyle bir şey olabilir. Neyse bunun resmi... Salla oyun içi görüntüye bakalım ya. Kaliteli mi dandik mi o önemli. Zaten bunu yaparlar herhalde. Çünkü klavye destekliyor. Facebook'ta klavyeyle oynanabiliyor oyun. Bak abi hani böyle tıklıyorsun bir şey olmuyor. Yani şu an bir şey oldu da... Hani şu an bence görüntü iyi yani. Şey dandik değil, tırto değil yani. Onda bir şey yok da hani şey gibi düşün. Gerçek Android tablete şöyle yapsan bir şey olmaz. Şuradan falan hareket almak lazım. Evet. Sağ tıkta tabii bir işe yaramıyor burada. O yüzden... Salla ya çıkalım. Tamam gel yemesin. Yemesin lan. Ah bitti 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 yapmayın çocuklar. Vurma it. Ben buna kendimi yedirmem. Aynen çık 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 yemesin. Güzel ya teknoloji çok değişik bir şey abi. Abi 100 liraya televizyon adam etti aslında. Biz televizyon yüzüne bakmıyorduk. 3 ay olmuştur belki açmadım televizyonu. Oldu. Aa bak burada yiyor mouse. Kesin onun var bir kıllı bir ayrı ya biz bulamıyoruz. Ya salla bulursanız da yorum olarak yazın ya videonun altına. Aynen hani bunu alan abi ha, ben buldum baktım şöyle oluyor. Şunu yapacağız en azından altta yorumları okuyanlar da görebilir. Neyse bak şeye de bakalım ya. Şu bir Chrome'a da girelim. Bu arada televizyon gibi değil yani bilgisayar gibi değil tek tıkla açılıyor. Bak buraya şimdi web tekno izliyoruz tabii büyük harfle değil. Oo bu şey yer ya. Kuracaksın Tinder'ı Minder'ı Insta mesajı televizyondan cayır cayır karı kız keseceksin. Çok saçma oldu ama yani şu an Android cihaz değil mi? Ya o işte de yani. Ben kullanmıyorum da kullanan varsa diye söylüyorum. O işi de telefonundan falan hallediver ya. Hani ya ne bileyim hani kanepede yatmıştır akşam akşam yapacak bir şey yoktur. Film yoktur bir şey yoktur oradan karı kız kessin. Reklamlar diye. Neyse işte böyle abi ya bu da. Hani internete de buradan cayır cayır gidiyoruz. Tabii bunun mobil siteye girdi. Chrome'da... Reklama tıklayalım ya para kazanalım biraz. Cem de biz reklama tıklayalım. Siz tıklayın biz tıklamayalım o zaman. Chrome'da bak burada masaüstü site istedersen de. Ha aynen mesela masaüstü site yaparsanız da normal masaüstüne nasıl geliyorsa böyle mi geliyor masaüstüne şu an? Yok şu yanlardaki boşluklar çıkmıyor. Ha onu kesmiş kendisi. Şşş bakmadan geçmeyin bak reklamı da iptal etti orada. Doğru ha aynen. Ekmek teklemiz gitti. 10 üzerinden? 11. Yani 2 GB RAM'i var. Bilse görüntü aynı gibi. 2 GB bir... RAM'i var, türlü türlü huyu var. 1 TB destekliyor ya. 1 TB, ya belki yani bu... 2 de destekliyordu, 4 tane. Bizde 4 TB'lik bir hard disk olduğu için takamadık olsa bir kesin denerdim yani, ben onu da. Keşke olsa denesek tabii de. Aynen. Bayağı iyi ya bu cihaz. Hani şahsen ben inceledim. Uğur Bey söylesek mi satsa? 50 dolara aldım dedi. Üstüne belli daha 1 lira verip alsak mı? O zaman şimdi cihazın hiçbir sorunu yok. Yok. Bana göre tertemiz, pırlanta gibi. Aynen. Bey gibi diyelim. Sadece bize oyunları oynamayı beceremedik. O da olmayı versin. Hatta herhalde becerebilen de varmış ya. Hani yapan da varmış. Olmama şansı yok onun. Ya yapıyorsanız da reklamlar da reklam diyorum. Aynen ne reklam ne para gözümüz arkadaş. Ve YouTube'da yorumun altına yazın hani abi bizde var ya da biz bulduk ya da Uğur Bey gerekirse siz yazın hani bak şöyle şöyle yapılacak diye biz beceremedik. Doğru da konuştuk o da Xbox USB denemiş. Olmamış mı? Ama YouTube'da var yani bunu yapan insanlar. Tamam yani bence hiç eksiği yok ya bu cihazın 10 üzerinden 11 hatta yani. Aynen bence de öyle. Neyse kapatalım artık. Ya Insta mesajından da işte karı kız kesebilir. Abi Insta mesajı. Ne Insta mesajmış değil mi yani? Ya ne Tinder'miş ne Insta mesajmış. Zaten Harun abiler çıkıyor. Yapmayın. Hayır zaten geçen gün yanında yaptın. Hiçbir ya, şey yok. Evet. Hakikaten lan severim yok. Yani salla başlar çıktı. O kadar da değil tamam işte. Haydi bakalım o zaman görüşmek dileğiyle. Videomuzda sizlere neyi anlattık? Android TV diyelim kısaca. Android TV aynen. Televizyonu nasıl Android cihaza dönüştürebilirsiniz aynen. Ya da akıllı televizyon yapabilirsiniz. Android TV yani şey diye de geçiyor. Bu televizyonun içinde Android olanlar da geçiyor ama bunu internette araştırırken MK809 Android TV diye çıkıyor karşınıza. O yüzden hani Android TV. Yani olarak. İşte yani sonuçta Android TV mi? Android mi? Android TV mi? TV mi? İşte ben ne diyeyim buna Android TV yani. Işte. Yani televizyonunuzu akıllı televizyon nasıl yaparsınız ya da nasıl Android cihaz yaparsınız mışçasına bir uygun... Kısacası teknoloji. Aynen teknoloji yazın Google'a bu çıkıyor zaten. Beleş ucuz teknoloji. Biz bayağı beğendik. Fiyat performans ürünü. Yani. Dedikleri ha şey soracağım ben ya şu alttan bir çıkarsana. Bunda da şey var mı? Bir dakika.
RAM temizleme, ne bileyim arkada açık uygulama temizleme muhabbeti. Normal telefon gibi değil mi? Altta... Var var aynen. Fışık diye çıkartalım. Ha. Efekti de verdim. Bak abi şuna basıyorsun. Burada açık olan her şey çıkıyor. Yalnız iyi. Yani tutup sürükleyip aşağıya bırakabiliyorsun. Ya bir tek fotoğraf çekmiyor televizyon. Artık onu da yapmayı versin yani. Bence güzel ya, on numara cihaz. Öyle. Zaman... Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben bundan alırım yalnız. Ben de alacağım. Kafaya koydum. Tamam hadi. Yeter. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Yani çıkıyor mu buradan?